Evet millet, hepinize yeni videomdan selamlar. Şimdi bu videoda konu başlıklarımız Knight Online, Rise Online ve Rise Online'in alfa kayıtları konuşacağız. Şimdi Knight Online'dan başlayalım. Knight Online ülkemizde milyonlarca oynandı. Hala da oynanıyor. Kimine ekmek kapısı, kimi için bir eğlence. Hani böyle evini kaybeden de oldu. Raptor Art9'la Şahin takaslayan da oldu. Çok yani böyle hala şu an bile çok para yiyen var. Mesela biri anlatıyor, günlük 100 lira pazardan kazanan var. İşte slot'tan kazanan var. Günlük 100 lira yatıran var. Yani ben bile yaşadım. Arkadaşımla mesela oynuyorduk. C diyelim yani. Baş harf C ile başlıyor o yüzden. Arkadaşı geldi, tamam mı? O C'nin arkadaşı. Çocuk dedi ki ya ben bu oyuna başlayacağım dedi. Hiç oynamadım dedi. Biz de bayağıdır oynuyoruz. Yani ben zaten çocukluğumdan beri oynuyorum. Hani o şeylerden oldum. 23 yaşındayım yani. Ta 4 yaşında falan hani bilgisayara tanıştım. 6 yaşından beri şöyle bir içli dışlıyımdır. 8'de falan başlamışımdır. Tahmini yani o civarlarda. Hani bayağı 10 yılımı gömmüşümdür öyle diyeyim. Yani çok da gömdüm derken başlarım 1-2 saat oynarım bırakırım o tarzdan. Ondan sonra çocuk geldi, biz de oynuyoruz. Yani orada bir hani şey yaptık, harçlıklarımızdan toplayıp premium aldık. Bunu konuyla gereksiz de ben anlatayım size. Konuyu işte premium aldık, tamam, bir arkadaşım var, onunla para biriktirdik. Biz 2-3 işte kazanalım bir şeyler yapalım diye, çocuk tabi o zaman 13 yaşında 14 yaşında falanım, hani böyle bir harçlık çıkaralım istiyoruz. Çocuk bir geldi, işte biz de aynı yaşıt ya, biz de aynı yaşıt. Çocuk dedi ki işte ben artı 10 Raptor alacağım dedi. Ne kadar dedi? 10 milyar falan dedik, böyle attık. Tamam dedi, 10 milyar size yollayayım alın dedi. Çocuk 10 milyar attı. Yani oyundan GB mi çekti, siteden bir şey yaptı. Biz itemi teslim alıp çocuğa verdik. Yani ben o günden sonra dedim ki hayatın dedim neyse oralara çok şey yapmayalım. Felsefi, psikolojik girmeyelim. Yani Knight böyle bir oyun abi. Sen istersen ya hani kız vardır ya. Kıza aşıksındır, aşk yaşıyorsundur. Onun için ölürsün bitersin, bir tane dallama gelir Ferrari ile alır götürür ya. Hani Knight bu, Knight o kız, işte bu abi, Knight bu demek, tamam mı? Oynayan vardır, şey gömmüyorum yani, yanlış anlamayın ama oyunda 83 olmak paralı abi. Yani 83 olacaksan 5-6 ay elle kasman gerekiyor premium, yoksa bildiğiniz üzere. Ya da eventlara falan katılacaksın anca öyle, neyse. Yani Knight'ı oynadım, severim. Oynamak da isterim ama Knight bana buna izin vermiyor. Şimdi gelelim. Ben hangi muhabbicileri oynadım onları bir size sayayım. Hani konuyla çok da alakalı değil de hani belirtmek amaçlı. Abi şuradan tut Guild Wars 2 Black Desert. Archeage. Şey neydi lan? Heh tamam. Terra. Aion. Albion. Hala oynuyorum. Ragnarok. Ya yani burada 10 taneden nereden baksanız yani şu sayfada 10 taneden 5'ini oynamıştım. Yani yarı yarıya. Çok da vaktim olmadığı için oynamıyorum. Ama ben hiçbir muhabbicide şu World of Warcraft harcı. Yani böyle premiumsuz zor kasıldığını hatırlamıyorum. Yani böyle çok zor olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden Knight benim için gerçekten çok zor. Hani premiumsuz kasmak, oynamak için. Hani free to play diyorlar ya. Hani ücretli de bence pay to win. Gelelim betalara. Çok konumuzdan Knight Online kapandı, tamam mı? Daha da devam edecek de. Bakalım 3 dakika falan kaldı. Çok da konuşmamışız. Alfa testlerinde gözüme takılan ve kayıt yaptırdım bu arada. Onu da belirteyim. Tekrar yazmışımdır zaten başla. Kayıtlarda gözüme çarpmaz. Şimdi kayıtlarda bize diyordu ki 3 şey diyordu. İşte ad, soyad, yaş. İkincisi sistem özellikleri. 3 yayın veya video yüklüyorsanız linkleri. Şimdi bir tamam. Ama 2'den başlayalım. Mesela benim sistem özelliklerini gelin bakalım. Sistem özelliklerim bu abi. Ekran. Benim ekranımın özellikleri bu. Sistemde ne yazıyor? Ha, benim işlemcim bu. Tamam mı? Ekran kartında bu. Ama ben yani tutup da şunu da yapabilirim. Mesela RTX 2060 ya, ben buraya RTX 2080 Ti yazacağım. Peki Rise Online bunu bana ait olduğunu nasıl bilecek? Bunu bilemezler. Hani bunun için bir yere örnek göstereceğim size. Şuraya yazacağız. Heh. Mesela bunun için Age of 3'ün kayıtına da başvurdum. Aynı gün başvurdum. Onu da belirteyim. Age of benden şunu diyordu. Şurada tüm bilgileri kaydet. Bunu Xmail olarak çıkart. Zaten burada çıktım. Bakayım masa üstüne çıkmadı. Kaydet dediğin zaman sen buradan gelmedi. Geldi. Mesela burada çıkıyor benim bütün özelliklerim. Adamlar her şeyimi görebiliyor abi. Anladın? Bak her şeyimi görüyorlar. Ama Rise Online ne istiyor bizden? Yaz diyor. Sadece yaz diyor. Peki ne kadar güvenilebilir sizce bunlara? Hani adamların yazdıklarına ya da Rise Online nasıl bunları görüp yani yazılanlara bakıp seçecek? Burada bir tereddüte düşüyorsunuz siz de biliyorum. Hani çünkü ben buraya
Mesela yazacağım abi. Örnek veriyorum. Ben yazmadım. Bak ben yazmadım da yazmış olan vardır. Duydum. Biliyorum çünkü. 9900K. Basit koy. 256 GB RAM. 10 TB hard disk. Bunu yazmamışsın sen. Yani Knight düşünsene. Knight Online oynayamıyorsun. Bir yeni bir oyunu açılıyor. Belki Knight Online ilklerinden olacaksın. Ryzen Online ilklerinden olacaksın. Her şey ilk başladın diye sana iyi verilecek. İşte yani çabuk kasacaksın. Herkesten önce 80, işte 83 olacaksın. Bir şeyler elde edeceksin. Yazar abi, herkes bunu yazar. Peki bu adamlar demiyor mu? Orta segment tüm bilgisayarla açacak diye. Niye bu kadar şeyler istiyor? Üst düzey bir özellik istiyor. Onu da ben de anlamadım. Ya da şunu yapacaklar. Düşük, orta, yüksek diye 3 segmente de gösterecekler. Ama gel gelelim gene bunu nasıl önüne geçecekler hiç bilmiyorum. Bu konuda bak bir eksti mesela. Burayı karşılayamadılar. Üçüncüye gelelim, tamam mı? Üçüncüsü ise şu. Belli bir yayın ya da video yaptıysanız oranı şeyin diyor. Yani benim mesela bakalım Twitch'e. Followers. Benim Twitch'te 132 takipçim var. Twitch'te, Mixer'de, Face'te, Live'da açıyorum. En çok Twitch'te açtım. Bu saatten sonra hepsini de açıyorum yani. Bayağı bir 7-8 tane daha canlı yayın yerinde dağıtacağım. YouTube'da bakalım. Dur, YouTube. YouTube'da da o diğer şeydi, dur. Böylesine kullandım kanalı ya. Diğinde bu konuşuyor. Mesela burada da 36 abonem var benim. Hani tutup da bana vereceklerini düşünmüyorum. Hani şey yaparlar muhtemelen, şöyle bir reklam politikasında aslında bak bu da mantıklı. Adamların izlediği politika şu. Sen tutup mesela ben bunu satacağım, tamam mı? Örnek veriyorum telefonumu. Bakayım. Ya da dur örnek verelim, dur. Bir saniye. Ben bunu satacağım, tamam mı? Ben bunu satacağım. Bu 5 lira. Anlatımını gösteriyorum bakın size. Oğlum çok şey gitti la, böyle arka sıra gidiyor ya. Bu 5 lira, tamam mı abi? Ben bunu üretmek için, pardon, bunu 5 lira üretiyorum, 10 liraya satıyorum, tamam, düşün. Karım ne, 5 lira. Peki ben buna 2,5 lira da reklam basacağım. 7,5 lira. Adamlar ne yapıyor biliyor musun? Öyle bir piyasaya giriyorlar ki bunu 5 lira yapıyor. Gidip sen en çok 10K izlen yayıncıya para verip reklamını yaptırmak yerine adamı kendin ayağına çekiyorsun aslında. Anladın? Hani adam, atıyorum benim 10 bin izleyicim var, tamam. Ben diyorum ki bana 100 milyar ver ki ben bir ay boyunca senin reklamını yapayım, tamam mı? Adama bunu diyorum. Bir oyun mesela, bu RPG abi, duymadınız mı, bu RPG'ye bakalım mesela. Scroll duydum, onun hepsini duydum. Bunları da dur. RuneScape map, aha. Ben Maple Store'un reklamını alacağım, tamam. Dedim ki 100 milyar ver bana. Ben yoksa bunun reklamını yapmam. Ondan sonra adam ne yapacak? Ya 100 bin bana verecek ya da gidecek daha düşük şeyler yapacak, tamam. Ama Ryzen'dan öyle bir politika izledi ki abi. Şimdi zaten yayıncılar bu saatten sonra buna kayıt yaptırmasa bile o kadar çok alfa ve bunun videosunu çekecek insan var ki reklamı ücretsize getirdi bunlar. Ryzen Online reklamını görüyor musunuz? Google'a Ryzen Online yazıyorum. Kanka pardon, reklamları engellemişiz. Bu arada Opera GX kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şuradan çıkacak oyunları, bütün oyunları indirimli bir şekilde görebiliyorsunuz burada. Onu da belirteyim. Şimdi Ryzen Online reklamları kapattım şu an. Reklam yok. Kendi Ryzen Online reklam vermemiş bakın. Adamlar öyle bir ilerliyor ki reklam vermiyorlar abi. Hani bu, yani bu mükemmel bir şey. Mesela Knight Online'ı düşünelim, tamam mı? Adam bütçesine 100 milyar, tamam. 50 milyar oyunu yapacak, 50 milyara reklam verecek. Ryzen Online peki 100 milyara reklam yapsa, 0 milyar reklamla Knight'in 50 milyar reklamla eşit gelse Ryzen Online ortalığı siker. Ya bu açık ve net. Tamam mı? Şimdi gelelim şeylerine. Fragmanı falan izletmeyeceğim. Bunlar saçma. Mage'inde şunu gördüm. Bak. Bak bak, siz de gördünüz. Windows etkinleştir. Şurada çıkmıyordur herhalde. Neyse. Harpiye aynı vuruyor abi. Bak 2862. 5 yine de aynı vuruyor. Bu çok güzel bir şey. Ben Knight'ta bunu hiç görmedim. Burada da size ne göstereceğim. Burası da Asas'la şey VS'si. Warrior VS'si. Kasmıyor. Slow motion. Onu da belirteyim. Bu Raptor'un aynısı da abi. 83 skin'in aynısı. Şey aynı. Minör aynı. Assassin skill'leri aynı. Skill sıfırlama aynı. Yani ben size buradan şunu göstermek istiyorum. Tekrar OBS'imize biz geçelim. Şimdi size eski, küslü, yaşlı dede olmuş Knight'ı göstermek istiyorum. Bak, Knight bu. Tamam mı? Burada da genç, yeni doğmuş Ryzen Online var. Yanlış tarafıymış lan. Demin hani satıyorduk ya 5 lira, onu göstereceğim. Başka renk defter yok. Bak abi. Aradaki farkı anlıyor musun? Bak bu Knight, tamam mı? Grafikleri falan eski. Her şey aynı. Abi hepsi, bak bu da defter görevi görüyor, bu da defter görevi görüyor. Aynı, ikisinin bağlantısını size anlatmaya çalışıyorum ben. Bu Knight
İçine yazı yazabiliyorsun. Her şey öyle düşün abi. Oynayabiliyorsun, tamam mı? İçinde istediğini yapabiliyorsun, tamam mı? Ama eski. Bak kapağa bak, eski, tamam mı? İçi beyaz sayfada, siz bunu beyaz sayfa olarak düşünün. Neyse dur, oradan bağlayacağım ben. Fuder Eyes Online yeni. Bak kapağına bak. Üf, ananı satayım. Ne kadar güzel. Şey düşünün. Buralarında renkli düşünün, tamam, rengarenk. Bak hangisi daha çekici? Eyes Online daha çekici değil mi? Grafiksel olarak hani şöyle düşün ya. Knight'ın süzgeç düşün, tamam mı? Knight'ı bırakıyorsun, tamam mı? Süzgeçten geç. Şunu süzgeç olarak düşün bak. Bunun içinden geçiriyorum Knight'ı, tamam. Buradan soktum, buradan çıkar. Kötü tanım oldu ama. Süzgeçten geçiriyorsun Knight. Book ve grafik booklar kalkıyor. Grafik ekleniyor. Pus fiyatları düşüyor. İşte al sana Rise Online. Bak burada da çıktığı gibi. Aa bak Google abi bile biliyor yani. Yani Knight Online, Rise Online abi. Book'tan arınmış, tamam mı? Book'suz. Gelişmiş grafik. Güzel görsel. Pus fiyatların ucuz olacak diyorlar da ne, yani ucuz olmazsa bunun eleyin yani. Ben diyorum da siz eleyin kafada, aynı oyun çıktığında bakarsınız. Ucuz pus diyorlar. Ne lan? Ha, ucuz pus. Bu ucuz abi sadece. Bu işte Rise Online'da oluştu. Onun haricinde karakterler, sınıflar, item abi, Raptor. Al sana Raptor şart ya. Şart ya, al sana şart. Yani başka ne değişik olabilir? Ne ekleyebilirsin ki? Yani muhafizde eklenecek bir şey yok yani. Bunu da şeyden çıkarlar hani. Belli bir şeyi bozarlarsa Knight Online kitlesi zaten bu adamlar kaçırır. Yani diyeceğim o ki bence yani 3 yanlışları var, tamam mı? Birincisi bu alfa kayıtlarındaki bilgisayar özellikleri. İkincisi hani reklam politikaları. Üçüncüsü ise bilmiyorum, 3 günde çok şey oldu. Çok duyuldu, tanındı. Umarım patlamazlar. Hani sağlam bir ekip çalışıyor diyor. Mesela o gün yazdım, bir grupta tartışıyorum. İşte sağlam ekip, korkma, bir şey olmaz. Şimdi bir şey olmaz da ben size şunu diyeyim. Sadece mesela yani yalan çok söylenir. Hani Rise Online'a kesinlikle burada yalan demiyorum. Ben kendimden örnek vereyim, tamam mı? Bir iş yapıyordum abi ben. Tamam, yaptım. Yani bu gerçek yani. Gelin anlatayım yani. O kadar diyorum. Abi tek kişi çalışıyordum. Dört kişi çalışıyormuş gibi gösterdim. Niye böyle yaptım? Çünkü yapmak zorundaydım. Adama diyorum tek başıma koşturuyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Yani 4 kişinin yapabileceğini sadece ben yapabiliyorum. Adam gene bana güvenmiyor. Böyle bir şey var. Bilmiyorum ama ben güvenirdim. Ya çünkü düşünsene 4 tane adamı yan yana koyup bir tanesi o işi yapıyor. Hani zaten şeyler bilirsiniz, hani filmler falan, şirketler bu adamlara bayılır. Hani adam dedik de konu adamlıksa ben kalkayım falan. Neyse. Şimdi ne diyordum, ha? Abi düşün yani ben 4 kişi çalıştırıyor gibi gösteriyorum. Kendim çalışıyorum ama her şeyi kendim yapıyorum. 4 kişi gibi gösteriyorum. Hani yani gerçeklikten yola çıkalım. Yani millet neler neler yapabilir? Ne yalanlar söyleyebilir? İlgi çekmek için neler yapabilir? Hani sen mesela düşün, e-ticaretçisin, tamam, bunu satacağım. Tamam, bunu 10 liraya. Sen gidip 5 liraya bunu almadan 5 liraya bunu alırsan 5 liran gider değil mi senin? 10 liraya satman için önce bir sipariş gelecek, bir öyle alacaksın. Adam elimde ürün var diyeceksin ama yok. Bu tarz yani hayatta birçok yalan söyleyebilirim. Daha neler neler var abi. Şurada var ya, ben size bir saat yalan sayayım istiyorsanız. Şu ana kadar konuştuklarım hepsi doğruydu yani. Bu videodakiler. Bu saatten sonra yalan siyaseti de yapabiliriz isterseniz. Yani diyeceğim, bilmiyorum. Umarım güzel çıkar. Umarım oynarız. Ben de oynamak istiyorum. Hani şey yapmak istiyorum. Mesela Knight benim oynamama hiçbir zaman izin vermedi. Çünkü gerek pus itemleri, fiyatları olsun. Gerek başka şeyler olsun. Şu bir ekran yakalayı. Ha. Biraz da kendimi büyüteceğim şöyle. Gerek şeyler olsun. Arkamdaki şeyi de hatta açayım ben size. Bir şey olsun böyle. Muhabbet tarzında olsun yani. Tamam mı? Kameram maalesef ki bu kadar büyüyor arkadaşlar. Bu kadar şey oluyor. Yani şöyle yapabiliriz ama. Kamera değiştirdim. Yazı kalmış. Yazıyı silmeye üşendim. O da orada dursun dedim. Benden size gelsin dedim. Yani şimdi oyuna başlarız ve bu kamerada şunu belirtmek istiyorum. Ben konuşurum. Geç gider. Şu anda ben de onu test ediyordum. Yani arkadaşlar şurada 15 dakikada ben tekrar bir Opera GX açıp bir bakayım. Unuttuğum bir şey var mı diye. Ya oyun güzel. Oynanır. Hani umarım bak adamlar sadece şunu yapsın. Oyun kötü olsun, tamam mı? Grafiksel olarak tam çıkmasın bile. Bize Knight'ın veremediği desteği versin. Gerçekten o oyun olur yani. Bilmiyorum nasıl bir şey düşünüyorlar, nasıl bir şey yapıyorlar. Ya sanki bazen de bazı adamlar var, oyunu kendi yapmış gibi savunuyor. Çok sahipleniyoruz abi.
Sonra bu şeyde de geçerli hani. Gene var ya, politikaya döndürdük biz bunu da hani. Şey yaparsın ya, birini çok seversin hani, şey yaparsın. Gidersin, sahiplenirsin, sonra soğuk bir seni bırakır. Şak diye kalırsın. Aynı o arkadaşlar da herhalde. Ya böyle olmaz da umarım onlara. Güzel bir şey çıksın. Bu kadar da şey yapmasın. Adam sanki oyunu kendi yapmış gibi. Çok güzel çıkacak. Çok müthiş. Üf, kimseyi gömdüm falan yok. Night de güzel, Rise de güzel. Bu yüzden hani ben ikisini de oynarım. Ben oyuncuyum. Ben sabahtan akşama kadar. Ama bu gördüğünüz yerde 15-20 saat oturuyorum ben. Hani yoksa ben Knight'ın IQ demişim, Ryzen IQ demişim, yani bunlar fark etmez ya. Bir şey olmaz. Umarım ya, oynarım, erken girip oynamak istiyorum. Hani merak ediyorum çünkü oyun nasıl bir şey çıkacak. Hani şeylerini de yapmak istiyorum. Canlı yayınlarını da yapmak istiyorum. Şeyleri de mesela Knight'te, mesela ben canlı yayınla başladım. Canlı yayın Knight'ıyla. Kastık işte o gün var ya bak, 8 saat çar kastım. 13 kişi falan mesela vakit geçti. 13 kişiyle falan muhabbet sohbet döndü. Rise'da da umarım bu olur. Ama kasması zor olsun. Hani ya şu yaptıkları şu. Bazıları hani şunu yapsın diyor. Mesela sol tarafı düşün. Tamam, bu elimi düşün. Bu diyor ki kasmak zor olsun, oyuncu zevk alsın. Bu da diyor ki kasmak zor olsun, pustan item alsın, bize para kazandırsın. Sadece pustan yapmıyorlar millet. Yani benim düşüncem hani, yapan adam şöyle de yapar. Sadece pustan değil, oyun içi item de kopyalar satar. Oyun içi GB de satar. Neler neler yapar. Bir sürü şeyler var ya. Bilmiyorum, bekleyip bakıp göreceğiz. Umarım güzel olur. İstediğinizde yazabilirsiniz yorumlara. Seve seve okurum. Ona göre şey yaparız. Yani ben güzel olacağını tahmin ediyorum ama bilmiyorum, olmaya da bilir. Ya kararsın abi, ben bile hani şu an şeye düşürdü, ikileme düşürdüler beni ya. Mesela daha geçen ay diyordum ki, benim arkadaşlar Gökhan var, diyordum gel Knight'a başlayacak Haziran'da diyordum. Çünkü içimizde hep böyle bir şey var hani, burada atan Knight sevgisi var böyle. Hani ya da böyle bir ortam arıyoruz. Hani bilgisayar başında şimdiki hiçbir oyunda yok. Mesela LoL'da ya da şeyde hiçbir yerde böyle bir ortam yok. Hani LoL niye dedim. LoL'da birisini buluyorsun, tamam mı? Adamla oyuna gidiyorsun. Adam, ay yakın arkadaşlar bile küsüyor ya. Benim iki liseden arkadaşım var. Birbirini bıçakladılar ya. LoL'da oyun kaybettirdi bana diye. Daha neler neler var yani. O Knight'teki o sohbeti, muhabbeti. Hani şimdi Metin 2'de bile onu bulamıyorsunuz. O tarz diyorum yani. Umarım çıkar bakarız. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videolarıma görüşmek üzere.